Merhaba arkadaşlar. Mikro denetleyiciler bir dersimizi yapacağız. Mikro denetleyiciler bir dersinde öncelikle şu noktadan başlayabiliriz. Mikro denetleyici ve mikro işlemci ayrımlarını yapabiliriz. Mikro işlemci arkadaşlar bizim normalde bir bilgisayarda anakart üzerinde bulunan İşte CPU dediğimiz, GPU hatleriyle gösterdiğimiz, bilgisayarın bütün işlemlerinin gerçekleştirildiği merkezli işlem birimini biz mikro işlemci diyoruz. Mikro denetleyici ise MCU ya da işte UC yani mikro C ya da MC şeklinde ifade edilen içerisinde merkezi işlem birimi, hafıza birimleri, giriş çıkış birimleri, işte osilatörler, zamanlayıcılar, seri ve analog giriş çıkışları bulunan tümleşik devreye biz mikro denetleyici diyoruz. Mikro denetleyici basit görevler için özelleştirilmiş, daha kendine has, nevi şahsına münhasır ve tek başına aslında bir bilgisayar olan yapılardır mikro denetleyiciler. Mikro işlemciler bilgisayara yüklenen programların tüm işlemlerini yerine getirdiği için merkezi işlem birimi olarak adlandırılır. Yine mikro işlemci ve bilgisayar yapıları üzerinden konuşursak, genel olarak bir bilgisayar sistemi de 4 alt ana unsurdan oluşur. Merkezi işlem birimi, hafıza, bellek birimleri, giriş çıkış birimleri ve çevresel birimler. Bunların içerisinde sayılabilir. Yine mikro işlemcinin tanımı olarak merkezi işlem birimi diyebiliriz. Üzerinde aritmatik işlemlerin yapıldığı, ALU birimlerinin olduğu, lojik işlem birimlerinin olduğu ve bilgisayarın tüm komutlarının yürütüldüğü merkezi işlem birimidir. Veri işlemlerinin tümü yine CPU üzerinde gerçekleşir. Yapısal olarak mikro işlemci ve mikro denetleyici arasındaki farkları görmek istersek buradaki yapıda biz aslında bir bilgisayar yapısını görüyoruz. Bilgisayarın üzerindeki merkezi işlem birimi, RAM birimleri, zamanlayıcılar, giriş çıkış birimleri ve çeviri birimleri bir bilgisayar yapısı olarak tanımlanabilir. Ama mikro denetleyici sadece osilatör ve çeviri birimleriyle yani daha basit ve daha tekil bir yapıya sahiptir. Tabii bunun gereklilikler içerisinde tasarlandığını söyleyebiliriz. Yine farklı bir karşılaştırma olarak İşte mikro işlemci bir bilgisayar, işte anakart üzerindeki mikro işlemcinin yer aldığı, işte çeviri birimlerinin olduğu, RAM, ROM birimlerinin, giriş çıkış birimlerinin olduğu, zamanlayıcıların olduğu, kompleks yapıda, üzerinde ona uygun mimarinin yer aldığı, çok yönlü, temelde kişisel bilgisayarları bunun içerisine sayabiliriz. Daha genel anlamda işte bilgisayar sunucuları, internet sunucuları ve bu alandaki hizmet veren bilgisayarlar mikro işlemci tabanlı sistemlerdir. Mikro denetleyici tabanlı sistemlerse işte CPU, RAM, ROM, giriş çıkış ve zaman birimleri tek bir yapı üzerindedir. Tek bir tüm devre üzerindedir. Dahili ROM, RAM, giriş çıkış portları vardır. Ayrıca bir tasarım gerektirmez. Ucuzdur. İşte tekil olması ve özel amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi bunların işte mikrodalga fırınlar gibi, çamaşır makineleri gibi, bulaşık makineleri gibi, işte bilgisayar yazıcıları, cep telefonları ve daha aklımıza gelebilecek üzerinde kontrol gerektiren elektronik cihazları bunlar kontrol ederler. Tarihine bakacak olursak
1936 yılında bir Alman bilim adamıyla başlıyor. Tabii bu sistemler üzerinde henüz hani mekanik ve vakum tüpleriyle geliştirilen sistemler. İlk olarak transistörün yer aldığı yapı 1948 yılında Texas Instrument firmasının da patentine sahip olduğu bir patentle başlıyor. Ve sonrasında bizim CPU diyebileceğimiz entegre yapı 1970'lerde ve son olarak hala günümüzde de kullanımı devam eden işte CISC ve RISC mimarisine sahip patentlerin alındığı 1973'te işte Complex Instruction Set Computer and Reduced Instruction Set Computer'lar 1973 yılında geliştiriliyor. CISC mimarisi aslında mikro işlemcilerin yer aldığı bilgisayarlar ve sunucuların tasarımındaki mimariler. Ama RISC mimarisi ise bizim daha çok mikro denetleyicilerin üzerinde tekil yapıya sahip sistemler için geliştirilmiş. Daha az komut setiyle, daha tekil, daha basit ne yapabiliyorsunuz? Mikro denetleyiciler geliştirebiliyorsunuz. Tabii piyasada çok farklı firmalar, çok farklı ticari mikro denetleyiciler var. İşte Intel'in 8051, ARM'ın geliştirdiği farklı tipteki mikro denetleyiciler, Atmel'in, Hitachi'nin geliştirdiği mikro denetleyiciler sayılır. İşte farklı ihtiyaçlara bağlı olarak farklı firmalar, farklı mikro denetleyiciler geliştirmişlerdir. Bizim derslerde kullanacak olduğumuz mikroçip firmasından tarafından geliştirilen PIC serisi 16F877'yi biz derslerde kullanacağız. Yine belki gelecekte siz farklı mikro denetleyiciler için ne yapabilirsiniz? Tasarımlar yapabilirsiniz. Mikro denetleyiciler üretildiğinde arkadaşlar fabrikadan yani tamamen üzerinde herhangi bir kod olmadan üretilir. Ürün gerekli tasarıma bağlı olarak ister basit bir proje için ya da fabrika üretimine bağlı olarak üretim bandındaki işte bir bulaşık makinesi için ya da bir çamaşır makinesi için ya da farklı bir akıllı sistem için tasarımlar yapılabilir. Uygun sensörler için, işte giriş çıkışlar için ne yapılır? Üzerine program yazılır ve kullanıma hazır hale getirilir. Peki mikro denetleyiciyi biz nasıl programlayabiliriz? Mikro denetleyici az önce de söylediğimiz gibi fabrikadan üzerine herhangi bir kod yazılmadan boş olarak gelir ve bizim mikro denetleyiciye kod yüklememiz için ara birimlere ihtiyacımız var. Örneğin bir programlayıcı kart gibi ve kodları yazabileceğimiz bir bilgisayarımızın olması gerekiyor. Yazdığımız kodları uygun şekilde makine diline çevirecek bir derleyicimiz, compilerımız olacak. Yani biz kullanıcı dostu olarak C programlama dilini kullanacağız. C programlama dilinden biz assembly ve daha sonra da makine dilinde hex kodunu ne yapacağız? Mikro denetleyiciye göndereceğiz. Gerçekte bu sistemi yapacak olsak bizim bir tane programlayıcı karta ihtiyacımız var. Ya da işte mikro denetleyici geliştirme kartına ihtiyacımız var deneyleri yapmak için. Bir bilgisayara ihtiyacımız var. Ama biz hepsini Proteus programı üzerinde ve C programlama compiler'ı üzerinde gerçekleştireceğiz. Yani yazdığımız kodları biz Proteus'taki 16F877'ye göndereceğiz. Ve 16F877 ile ilgili yaptığımız bağlantılarda sanki gerçekten devreyi kurmuşçasına ne yapacağız? Sonuçlarını izleyeceğiz. Mikro denetleyicinin alt ve bazı alt tanım ve birimleri var. İşte mikro denetleyicinin kelime boyutundan bahsedilebilir.
komut işleme hızından bahsedilebilir. Adresleme işte ve adreslemeye bağlı olarak bellek kapasitesinden bahsedilebilir. Kaydedicileri, adresleme yol ve yöntemlerinden konuşabiliriz. Yine burada belirtmekte fayda var. Makine diliyle yani SMB ile programlama yaparken işte kaydedicileri, adresleme kapasitesi, işte başlangıç ve bitiş adreslerini göz önüne alarak kod yazmamız gerekiyorken biz C ile bunları dikkate almadan doğrudan ne yapabileceğiz? Kod yazabileceğiz. İşte bir mikro denetleyicinin kelime uzunluğu işte 32 bit olabilir. Yani 32 bite double word deniyor. 16 bit olabilir. Sadece word olarak ifade edilir ya da byte olarak ifade edilebilir. İşte Intel'in 1993'te geliştirdiği Pentium işlemci 32 bit ne yapabiliyor? 32 bitlik bir veriyi bir komut satırında alıp işleyebiliyor. Ve şu anki günümüz bilgisayarlarında biz ne yapabiliyoruz? 64 bitlik işletim sistemi üzerinde çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz. Komut işleme hızı ise mikro işlemcinin çalışma frekansıdır. Dışarıdan aldığı bir osilatörle bir komut satırında veri işleme gerçekleştirebilir. İşte verinin okunması, veriyle ilgili aritmatik ve lojik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve verinin yazılması olarak bunları birkaç adımda tanımlarsak bir komut satırında ilgili komut satırının isteğine bağlı olarak giriş portundan bir bilginin okunması, okunan bilginin işlenmesi, işlenen bilginin bellek bölümüne yazılması bir komut satırı için yapılması gereken işlem süresidir. Burada da örnek olarak bir komut çevrim süresi verilmiş. İşte M1, M2, M3 ve M4 bölgelerinden oluşan çalışma frekansına bağlı olarak işte her bir clock cycle'ı, her bir zaman darbesi T1, T2, T3, T4 olan çalışma süresi içerisinde bir komut çevrimi verilmiş. İşte CPU'nun tasarımı, kelime uzunluğu, işlemci komut kümesi, zamanlama ve kontrol düzeni, kesme alt komutları varsa bunlara bağlı olarak sizin kod yapınızda ne yapabilirsiniz? Uygun hızda bir çalışma sağlayabilirsiniz. Yine adresleme kapasitesi var mikro denetleyicilerde. Örneğin 16 bitlik adres hattına sahip işte 16F84 için adres büyüklüğü 216 ile 65.536 byte olacak şekilde 64 kilobaytlık bir alan ifade eder. Kaydedici birimleri var mikro denetleyicinin yine alt birimleri olarak. Geçici bellek hücreleri genel ve özel kaydedici alanlar olabilir. Akümülatörler, indis kaydedicileri, program sayıcı birimi, durum kaydedicileri, özellikle durum kaydedicileri SMB diliyle kodlama yapıyorsanız doğrudan bu birimlere ne yapmanız gerekiyor? Kontrol etmeniz ya da bu birimlerle ilgili düzenlemeler kod içerisinde yazmanız gereken bazı adımlar olabilir. Ama daha önce de belirttiğim gibi C programlamada bu alanlara doğrudan müdahil olmadan biz programlamaları yapabileceğiz. Yine adresleme yol ve yöntemleri doğrudan adresleme okuyacağımız ya da işte kaydedilen bilgiye bağlı olarak doğrudan adresleme, dolaylı adresleme, veri tanımlı adresleme, kaydedici, mutlak adresleme, göreceli, indisli, akümülatörlü ve imalı adreslemeler olabilir. Peak mikro denetleyici olarak biz 16F877'yi kullanacağız. İşte geliştirilen üretimdeki harfler farklı anlamlara geliyor. İşte F olması, C olması o ürünle ilgili özel tanımlamalar veriyor. Biz 16F877 mikro denetleyicisini kullanacağız. O da işte burada gördüğümüz PIC16F808XX ailesine denk geliyor. 20 MHz'lik bir çalışma frekansıyla biz ne yapabiliyoruz? Bu mikro denetleyiciyi
çalıştırabiliyoruz. Yine burada 16 bitlik PIC ailesine ait 4 farklı mikro denetleyici örnek verilmiş. 16 MHz için PIC24F, 40 MHz için PIC24H verilmiş. Ayrıca 20 ve 30 MHz için DSPIC30, 20, 30 ve 40 MHz için DSPIC33 burada gösterilmiş. 16F877 için burada bir mikroçip resmi verilmiş. Yani tüm devre resmi verilmiş. Çok yaygın olarak tercih edilen, fiyatının uygun olması, işte basit bir osilatörle 2 adet 22 pikofarad kapasitörle işte 5 voltluk bir güç kaynağıyla ne yapabiliyorsunuz? 16F877'yi çalıştırabiliyorsunuz ve ayrıca 16F877 10.000 defadan fazla, yani programın içerisine yazılmasına ve silinmesine ne yapabiliyor? Yani rahatlıkla tepki verebiliyor, sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Dezavantajları harici bir kristale ihtiyaç duyması dezavantaj olarak burada göz önünde bulundurulabilir. Burada 16F877'nin iç blok diyagramı verilmiş. Örneğin sağ tarafta gördüğümüz yeşil, mavi, işte koyu yeşil, kahverengi ve mor bölümler bize giriş çıkış portlarını gösteriyor. Yine sağdaki PIC 16F877A'da bakın buradaki yeşil kısım A portu. Yani şu kısma denk geliyor ama gerçekteki ayak bağlantıları bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a ve 10'a kadar düzeltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar giden yer A portu. Burada 8, 9 ve 10. ayaklar E portunun 0, 1 ve 2. girişleri. Yani şuradaki mor olan bölüm. İşte B portu bakın. B portu 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. ayaklara veya pinlere denk geliyor. B portu yine burada görebiliriz. Yine işte C portu iki farklı tarafta entegrenin. İşte C0, C1, C2, C3, 15, 16, 17, 18 numaralı ayaklarken 4, 5, 6, 7 numarada 23, 24, 25 ve 26 numaralı ayaklara denk geliyor. Tabii biz 16F877'yi bu gerçek entegre yapısında değil de Proteus'un bize verdiği daha kullanıcı dostu olan portların böyle ayrı ayrı değil, bizim görebileceğimiz şekilde uygun dizilmiş bir yapıda olacak. Yine 16F877'nin bakın burada blok yapısında, blok diyagramında işte zamanlayıcı donanımı. Tabii zamanlayıcı donanımlara biz nereden ulaşabiliyoruz? İşte T1 girişi için 15 ve 16 numaralı ayaklar. T0 için örneğin 6 numaralı pin. T0 bizde tekrar kontrol edelim. A4 T0 için bakın giriş buradan. Yine burada bakın flash memory bölgesi var. İşte komut kaydedici bölümü, mikro denetleyicinin aritmatik lojik birimi, kaydetmeli yazıcılı kaydedicileri, işte analog dijital çevircileri, CCP modülleri, yakalama, karşılaştırma ve PWM modülleri, EEPROM veri bölümü, tüm diyagram üzerinde verilmiş. Tabii biz derslerde bunları tartışırken ilgili hem kodu yazarken hem de bu blok diyagramı düşünerek tasarımlar gerçekleştireceğiz. Yine 16F877'nin bakın 876 ile karşılaştırmalı özellikleri verilmiş. İşte çalışma frekansı 20 MHz.
Yine resetler ve gecikme ile ilgili birimleri. İşte 8K'lık flash program hafızası, 368 byte'lık bilgi birimi, EEPROM için 256 byte, 14'e 13 interruptları var. Giriş çıkış portları verilmiş. 876'da 3 portken, 877'de bakın 4 A, B, C, D, E ile 5 port. Üçer tane zamanlayıcıları var. İşte yakala, karşılaştır ve PWM modülü ikişer tane. Seri iletişim için 877'nin ilgili birimleri, paralel iletişim için ve ayrıca bakın 877'nin 8 kanallı analog dijital çevirme modülü var ve her ikisi de aynı komut setine sahip. Yani 35 tane temel komut setiyle ne yapabiliyorsunuz? Makine dilindeki 35 temel komutla programlama yapabiliyorsunuz. Bellek yapısı 877'nin 3 farklı bellek yapısı var. Flash belleği, RAM belleği ve EEPROM belleği olarak. Flash belleğin bakın buradaki doğrudan bu adres yapılarını kullanmıyoruz biz. İşte 4 sayfalı işte 0004 5 haşla başlayan işte 0800 haş daha sonra da işte 1000 haş 1800 haşlık sayfa başlangıç adreslerini doğrudan ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bunların yerine biz C kodunu yazıyoruz ve o bizim için uygun adreslemeyi makine diline dönüştürerek ne yapıyor? Kullanıyor. İşte yazması gereken ve okuması gereken birimleri kendisi düzenliyor. Bunları da biz ne yapmıyoruz? Göz önünde bulundurmamıza gerek olmuyor. Yine RAM belleğinde işte genel amaçlı kaydedicileri programcı tarafından kullanılan özel amaçlı kaydedicileri var. Ama yine daha önce söylediğim gibi biz bunlara doğrudan müdahil olmuyoruz. C programıyla yazıyoruz ve bizim için uygun birimler düzenlenip kullanılıyor. Tabii hataları sistem hata verdiğinde de kod üzerindeki gerekli düzenlemeleri yapacağız. Yine burada blok diyagramı verilmiş RAM belleği için. F877'nin besleme ve bağlantı uçları var. 12 ve 31 nolu pinler burada tam olarak gözükmüyor ama daha önce entegrenin bakın burada görebiliriz. İşte 11 ve 12'li ayak numaraları VDD ve VSS. Burada 32 ve 31 VDD ve VSS olarak verilmiş. Tekrar geri dönecek olursak şemaya. Bakın burada VSS ve VSS negatif besleme 32 ve 12 ve 31 nolu pinler birbirine 11 ve 32 nolu pinler de birbirine bağlanarak 2 volt veya 2 voltla 5.5 volt arasında uygun besleme gerçekleştirilebilir. Burada besleme için örnek bir bağlantı şeması verilmiş. 5 volt ideal çalışma voltajı önerilmiş. Devreye enerji verildiği anda meydana gelebilecek gerilim dalgalanmaları mikro denetleyicinin içerisinde uygun olmayan tepkileri sebep olacağı için 100 nanofaradlık arasına bir tane kapasitör, dekuplaj kapasitörü bağlanmış. İşte 4 MHz'lik çalışma frekansı için 5 volt besleme 2 miliamper civarında. 3 volt beslemede de 32 kHz çalışma frekansı 20 mikroamper civarında akım çekmesini sağlıyor. Tabii bunun içinde biz ne yapıyoruz? Uygun güç kaynağını oluşturuyoruz. Bekleme anında da 1 mikroamper civarında akım çekiyormuş. Yine burada pik tasarımı için işte 20 MHz çalışması isteniyorsa yani 20 MHz ile çalışacak bir tasarım yapıldıysa bakın mikro denetleyici yani elimizdeki pik bunu 4'e bölerek az önce de göstermiştik.
dörde bölerek bir komut satırının tamamlanmasını sağlıyor. Yani 5 MHz'lik uygulama frekansı her komut satırına karşılık denk geliyor. Tabii 1 bölü 5 MHz yaptığımızda 0,22 mikrosaniyelik bir komut işlem süresi ya da 200 nanosaniyelik bir komut işlem süresi meydana geliyor. Buna bağlı olarak işte yazdığımız makine dilindeki, biz tabii C dilinde yazacağız. C dilinde yazdığımız kod makine dilinde 3 satırlık komut satırına denk gelebilir. Yani her bir komut satırının makine dilindeki tamamlanma süresi 200 nanosaniye olacak. İşte farklı tiplerde ne yapılabilir? İşte düşük güçlü kristal osilatör tasarımı için NP ya da XT tasarımı ya da HS tasarımı ya da RC tasarımları yapılabilir. Yine osilatör konfigürasyonları ile ilgili hem kitabınızda yer alan bölümü aldım ben buraya. Kitabınızla da ilgili kitabınızı da sizinle paylaşarak ilgili üzerinden geçtiğimiz yani sunumlarda kullandığım kısımları da ben size yine Classroom'dan duyuru atacağım. Yine kitabınızı derslerde kullanmayı düşündüğüm kitabınızı buradan sizinle paylaşayım. Serdar Çiçek hocamız tarafından yazılmış. Bakın kitabın ismi şu CCSC ile programlama. Kitabın içerisindeki kısımlara gittiğimizde, içindekiler kısmına gittiğimizde biz şu anda bakın işte mikro denetleyicilere genel bir bakış yapmış olduk. İşte mikro denetleyicilerin osilatör konfigürasyonları ile ilgili ne yapmış olduk? Konuşmuş olduk. Yani şuradaki 2,4 olarak gösterilen yere kadar konuşmuş olduk. Hem bu sunumu hem kitabı hem de bu ders videosunu arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Tekrar derslerde sizlerle görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyorum.